Ağlamak bir bebeğin, bir çocuğun annesiyle ilk iletişim kurduğu yöntem ve o dönemde ağlamak sayesinde çocuk bütün istediklerini, bütün ihtiyaçlarını annesi ya da yanındaki büyüğü tarafından giderildiğini görüyor, öğreniyor. Ve yaş ilerledikçe örnek vermek gerekirse işte 5 yaşındaki bir çocuk bir oyuncak mağazasının önünden geçerken anne diyor, ben diyor şu oyuncağı bana al. Annesi diyor ki bunun aynısı evde var. Şimdi çocuk o oyuncağı bir kere daha alınmasını istiyor. Annesi hayır diyor, onu alamayız çünkü evde aynısı var. Şimdi çocuk diyor ki kendi kendine, ben diyor iletişim dili olarak bunu kullandım ama işe yaramadı. O zaman ne yapayım? Benim diyor daha eskiden kullandığım bir iletişim dili vardı ve diyor o iletişim dili de öyle sihirli bir iletişim dili ki ben bunu kullandığımda her zaman için başarıya ulaşıyordum. Ne yapıyor? Ağlamaya başlıyor. İşte çocuk orada ağladığı anda eğer o oyuncağı almama konusunda anne eğer istikrarlı bir tutum sergilerse çocuk şunu öğreniyor, diyor ki artık bu dil çok fazla geçerli değil. Artık benim bu dili kullanmama gerek yok. Çok fazla bu dil işe yaramıyor. Ancak eğer bakarsa ki o dil hala işe yarıyor, o zaman bundan sonra diyor ki ben yine diyor hani şu konuşma dediğim iletişim dilini bir denerim ama baktım olmuyor. O zaman yine ağlamak dediğim diğer iletişim diline dönerim.